Selam gençlik, Ukap Gaming'deki Hacı abiniz yine iş başında, ben Muaz ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber Mountain Blade Warband'in ikinci bölümünü çekmekteyiz. İkinci bölüme hoş geldiniz. Evet, bootcamp'imize hemen şu şekilde geçiyoruz ve Mountain Blade Warband'i başlatıyoruz. Evet, ve ne görüyoruz? Evet arkadaşlar, sizler için Osmanlı modunu indirdim. Bazı arkadaşlarımız, bazı izleyicilerimiz, takip edenlerimiz Osmanlı modunda oynasan daha iyi olmaz mı? Keşke oynasaydın filan diye bazı yorumlar geldi. Ben de bunun üzerine hemen modu indirdim. Ve biraz oynadım. Hakikaten de yani Osmanlı askerlerini bayağı sağlam yapmışlar. Bundan sonra oralardan asker terfi edeceğim. Fazla söze lafa vardırmadan, fazla lafa söze vardırmadan oyunumuza başlayalım o zaman. Evet. Hakikaten bir de beğendiğim şeylerden bir tanesi de Osmanlı marşlarını falan da koymuşlar. Acayip güzel oluyor ya. Bir savaşıyorsun böyle deniz ufkunda falan diye bir başlıyor. Hakikaten modu yapan kardeşimiz gerçekten emek harcamış. Şarkılarını eksik etmemiş, marşlarımızı eksik etmemişler. Ve tabii ki resimlere bakın ya. Hey yavrum hey. Sen buna bakınca gözleri yaşarıyor. Evet. Yine oyununa başla diyoruz. Mountain Blade Ottoman. Devam et. Erkek. Fakir düşmüş bir asil. Bir asil sarayında. Bir şövalye silahtarıydı. Para ve güç hırsı yaparsak liderliğimiz bayağı sağlam oluyor. Evet. Şimdilik sancak hakkına sahip oluyoruz. Hangi sancağı seçsek diye düşünüyorum. Ben şahsen gözümde bu direkt bu geldi. Türk bayrağı klasik. Bu da biraz daha eski bir bayrak. İslami bayrağı da temsil ediyor. Ben bunu seçiyorum ya. Çok hoş geliyor böyle. Evet. Karizmamız 9. Ve düşünüyorum. Zekamızı arttıracağım. Beceri puanlarımız artsın diye. İlk önce ne yapalım? İlk önce bir kalkanımızı kuvvetlendirelim. Evet. Yağmayı kuvvetlendirelim. Liderlerimiz 3. Liderliğimiz 3. Esir yönetimi önemli. Ticarete şu an çok ihtiyacımız yok. Daha çok taktiğe ihtiyacımız var. Atletizm iyi olabilir aslında. Fakat bakayım. Envanter yönetimi. Evet. Şimdi puanlarımızı verdik. Sultan ne yazalım? Sultan Muaz Han. Evet, şekil olsun biraz. Okçu olmayacağım. Ben yani önden giden atlı olduğum için okçulukla işim olmayacak. Onun için okçuluk puanları buralara veriyorum. Kundaklayla okçuluğa veriyorum. Çünkü çok kullanmayacağım için kale savaşlarında bazen okçuluk işe yarabiliyor. İşe yarayabiliyor. Ondan dolayı onların statülerini tek geliştireceğim. Diğerleri zaten savaş içerisinde gelişiyor. Evet bakalım. Klasik bir Türk veya beni andıran, bana benzeyen birisini bulabileceğim bakalım. Vay. Vay. Tiplere bak ya. Vay yavrum vay. Hayır, 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 hayır. Bana benzeyen kesin çıkmayacak da. Böyle bıyıklı falan. Oo, tüh. Temin güzel bir tane gelmişti sanki. Acabe. Dertli gördüm seni. Hadi bakayım. Ah, yine bıyıklı tam böyle denk geldi ama. Hadi yine bakayım. Hadi bakayım. O kadar da değil. Hadi be toprağım. Evet. Niye gelmiyorsun be kardeşim? Valla bana hiç andırmıyor ama neyse. Vay yavrum vay. Hadi bunu böyle bir şey yaptım bakalım. Saçı da iyi. Boyu ince olsun. İnce. Heh. Saçlar biraz daha ama. Saçlarını dik yapalım bunun ya. Hiç yakışmaz ama. Yani. Osmanlılar herhalde şöyle yoktu vaktinde. Saçları dikmiyorlardı diye tahmin ediyorum ama. Rengi, saç rengi biraz daha kahverengiye kayabilir. Tamam.
Neyse bana andırmıyor ama beğendim, hoşlandım bu adamdan. Hadi bakalım. Tamam diyoruz. Devleti Aliye Osmaniye'den başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen ilk savaşımızı yapalım. Hadi bakalım. İnşallah bir marş gelir. Evet geldi bile. Allah Allah Allah. Allah. Kafandan. Kafandan headshot senin. Yuh lan o kadar yakından da vuramıyorsan al senin kafana vururum valla. Kafadan vuruş. Kafadan headshot. Allah Allah. Evet tüccarımız da geldi hemen. Bunlar arkadaşlar bir ilk bölümde oynadığımız için bu kısımları hemen kısadan geçiyorum. İlginç bla 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 devam et. Tamam. Bitti mi acaba? Oba. Aha kafayı yedi. Hı. Tab tuşuna basıp hemen çıktık. Evet, çok da güzel bir türkümüz de arkadan çalıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Swadia ırkı yerine buraya Osmanlı'ya çevirmişler. İlk gönüllülerimizi toplayalım dedik fakat gönüllü vermedi Enes şehri. Hatırlayacağım ben bunu, sonradan soracağım sana. Evet, hangi şehirler var bakalım? Trabzon Sancağı, Giresun, Bilecik, Çanakkale Sancağı, Tekirdağ, Aksaray, Niğde, Karaman Sancağı, Mersin, Konya, Afyon, Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir, Denizli, Alaşehir, Nibolu, Sofya Sancağı, Yalova, Konstantiniyye, İstanbul, Atina, Semendiye, yok Semer neydi ya? Semendire, heh. Priştine, Balıkesir, Balıkşehir diyecektim. Bursa Sancağı. Evet, Türkiye'nin neredeyse tüm şehirleri var yani. 81 ilimiz olmasa da önemli yerler var. Evet, o zaman ilk asker terfi etmeye çalışalım. Asker sayımızı yükseltelim. Ordumuzun sayısı yükselmesi lazım ilk öncelikle. Her zamanki gibi. Tabii bunu yaparken de çabuculara falan denk gelirsek sıkıntı olur. Onun için evet 20 akçeye. Gördüğünüz gibi çapulcular geldi bile. Tamam peşimize takip et. Oo Allah Allah. Hadi gel lan sen de mi korkacağım? Gerçi hiçbir şeyim de yok vallahi ama. Acemi oğlan. Evet. Terfi ettiğimiz, aldığımız askerler de acemi oğlan. Lan bunlar bile yeterince sağlam ha. Şaka bir yana. Allah. Hu Allahu. Galim. Hu nesli şahu. Allah. Hadi bakalım tutturabileceğim mi? Tüh tutturamadım. Olsun Allah. Şu kılıç sesleri de süper ya. Bu efekt Warband'de yok herhalde. Ottoman modunda var. Osmanlı modunda var. Eyvah! Vay be bir oğlan sağ kaldı hakikaten. İyi bakalım. Bir yaralı. Diğeri de yaralanmış. İyi güzel süper. Daha giysisi daha iyi fakat tipi çok dandik ya. Sertlenmiş göçer. Evet bunu alıyoruz hemen. Ağır tokmak. Çift 50. Çok ağır. Çok ağır. Ok alalım. Çatlak kuzeyli kalkan. Tahta kalkan. Direnci 1. Bakayım. Daha hızlı ama. Ama yok. Bizim bayrağı temsil etmiyor. Sancağımızı temsil etmeyen kalkanı kullanmayız. Evet. Bir tanesini deli yaptık arkadaşlar. Delil. Aslında delil olması lazım. Deli yazmışlar. Neyse. Lakapları deliydi gerçekten. Evet, bu çok sağlam bir asker. Hemen bir gün şey terfide hemen ata sahip oldu. Bayağı iyi bir şey yani. Bakalım. Geçen sefer de arkadaşlar kızdı. Çok şey anlatım yapma oyunu diye. Sadece oyuna yeter diyerekten. Arkadaşlar ben de artık tek oynayacağım bir şey anlatmayacağım ama alışmışım böyle bir şeyler anlatmayı ya. Evet, Selanik'e geçtik.
Ay be, arkadaki şarkı da bayağı efsanevi şarkıya benziyor ya. Efsanevi. Evet. İlk önce bir Semendire'ye gidelim. Atina Sancağı. Bakayım. Kim bu? Çandarlı İbrahim Paşa mıydı? Yok, okuyamadım ki. Ay be, çok dehşet bir şarkı koymuşlar ya. Dehşet bir melodi. Ha, fullmüş sesimiz. Semendire'den ümit ediyoruz ki, evet, ümidimiz gerçekleşti. Biraz da erzak bakınalım bu ara. Yün var, bira var. Tahıl alalım. Tahıl ucuzmuş. Tavuk pahalı. Yün pahalı. Bira ucuz aslında da. Alkol içmiyoruz biz. Evet, 9 kişi olduk bile arkadaşlar. Hey yavrum hey. Priştine, anneciğimin memleketine geldik. Geliyoruz, yaklaştık. Gerçi tam Priştine değil ama yakınlarında. Evet. Hadi bakalım hadi. Asker toplamak da bayağı uzun sürüyor ya. Bir de mesafeler bayağı uzun. Diğer yerlerde biraz daha yakın mıydı ya? Neredeydi daha yakın? Ha, burada mesela. Buraya gittim. Zaten her yer çöl. Pat 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 hemen askerleri topluyorsun. Evet, güzel. 5 asker de buradan aldık. Köylülerden gene bir erzaklara bakalım. Ne var? Ucuz bir şey var mı? Deri ucuz aslında. Yok, ucuz değilmiş. Daha pahalıya satamayız deriyi. Köylere de bakmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela erzakları alıp pahalıya şehirlerde satma imkanınız olabiliyor. Mesela baharat, ipek, kadife. Bunları ucuza alıp pahalıya satabiliyorsunuz. Tuz ticareti de çok sağlam oluyor. Tuzu mesela 200'e falan bulabiliyorsun rahat, 160'a. 350'ye kadar satabiliyorsun. 400'e kadar da sattığım oldu yani, hatırlıyorum. Onun için ticarete de çok önem vermemiz lazım. Onun için her şehri, köye gittiğimiz zaman kısa bir göz atmamız lazım böyle. Çünkü paramız az şu an. Para az. Asker az. Ne yapacağız bilmiyorum. Ha, bu modda da beğenmediğim bir şeyi belirteyim. Şu arkadaşlar, gruba bastığım zaman 258 birlik. Yani normalde bunu elde etmek için dehşet bir nam yapman lazım. Ve karizma yeteneğini yükseltmen lazım falan fişman yani. Bayağı zor aslında ama burada niye böyle yapmışlar bilmiyorum ki. Türkler çok uyumlu olduğu için mi hemen böyle hadi savaşa gidiyoruz, ganimet var deyince hemen coşup geliyorlar diye mi acaba bu kadar çok limiti arttırmışlar? Neyse, ben çok beğenmedim, onu belirtmek istedim bu modda. Ama yapacak bir şey yok. Ottoman moduyla, Osmanlı moduyla oynayın dediniz, oynuyoruz arkadaşlar. Evet, bu ara bir baloncuklu sudan da yudumlayalım. Oba. Evet. Elhamdülillah. İyi geldim. Hadi bakalım, hadi. Sudak. Sudak köyüne yaklaştık. Azak sancağı. Sudak, Azak. Nasıl isimler bunlar kardeşim? Evet. 3 asker de buradan aldık. Köylülere bakıyoruz. Hepsi pahalı ya. Kazık hepsi. Yeminle var ya. Bizim Türkler de hakikaten ticareti iyi biliyor falan dermişim. Bahçesaray'a bir uğrayalım bakalım. Bahçe Sarayı'nda umuyorum ki, aha, köle tüccarı var, güzel, ama köleye ihtiyacımız yok, gezgine de ihtiyacımız yok. Bu ne, gözcü 188 akçe. Yok ya, ihtiyacım yok ya, terfi ediyoruz zaten işte, daha ne olsun. Büyük salak kınçal. Kınçal ne ya, hiç tanımıyorum böyle bir şeyi ben. Bakayım nasıl duruyor. Neyse, alamıyoruz zaten. Battal kılıç, Elven bow. Vay yavrum vay. Hasarlı olsun. Manlı kalkanı. Vay yavrum vay. Ah, benim favori. Kahraman. Nordların elit askerlerinin kalkanı bu ya. Çok sağlam oluyor bu. Biraz ağır ama yapacak bir şey yok. Turkish War Pick. Valla kaç aymış? 34. Silah erimi 78, hızı 90, çok az ama ya. Kundaklayı koyacağım, bir ben kullanmıyorum yaymayı. Akçemiz de paramız da çok yok. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Süleyman Paşa. Nören toprağım. Neyse, paşalara karşı saygımız var, onun için
Hemen laubaliliğe girmeyelim. Evet. Şimdi önemli olan ben normalde kervan ve köylere dalmam ama kervanları soyacağım gibi gözüküyor. Para hızlı elde edebilmemiz için. Normalde ilk başlarda para elde etmek için turnuvalara falan katılmak sağlam oluyor ama turnuvayı denk getirmek de nasıl bir şey? Uf, keman keş, sakın dalmayın bana. Ne olur yordunuz yiyeyim. Çok sağlam onlar ya, döver vallahi bizim. Fakat şimdi ilk önce bir raporlara hemen bakmam lazım. Rapor muydu? Bir dakika, notlar. Osmanlı'nın kimlerle savaşlı olduğunu. Vay, Fatih Sultan Mehmet Han. Hey yavrum hey. Konstantiniyle ve Alaşehir'i. Kuzeni. Bayezid. Yaş 50. Vallahi yaş da gitmiş ya. Bayağı yaşlanmış sultanımız. Kergitanlı ile savaştaymış. Tamam, savaşta. Hevzkez'le savaşta sanırım. Nord Krallığı ve Sarranit'le Ateşkes. Yani oralardan kervan gelebiliyor. Bu iyi değil. Kervan bayağı az uğruyor yani buraya. Az uğraması kötü. Lahana alalım. Lahana iyidir. Tavuk pahalı. Hepsi pahalı ya. Tekirdağ'a doğru bir yol alalım inşallah. Kemankeşleri aman aman dalmayın bize abiler. Büyük bir yani kervanların çoğu buradan geçiyor. Şu yerden. Ve şuradan geçiyor. Şuradan geçiyorlar. O iki yere bir uğrayacağız inşallah şimdi bu bölümde. Oradan da birkaç kervana dalıp hasılatımızı toplayacağız. Of be, fena asker verdi burası. Neresiymiş bir bakayım. Bayağı kazık da malzemeleri bayağı sağlam. Tekirdağ. Tekirdağ'a buradan teşekkür ediyoruz. Tekirdağlı arkadaşlarımıza, oğlanlarımıza falan demiş. Vay yavrum vay. Evet, bir Bilecik'e de uğradık mı? Ondan sonra burada dalaşıyorlar bile. Savaşıyorlar. Köylere benim adetlerimdendir arkadaşlar Mountain Blade'de. Köylere dalmam. Öyle bir huyum var. Hiç düşman köylere dalmam yani aslında stratejik olarak çok etkili bir şey. Çünkü para alamıyor oradan. Ama ben dalmam. Çünkü köylülerin ne suçu var? Masum insanları öldürmek yakışır mı bize? Yakışmaz tabii ki de. Ondan dolayı dalmıyorum. Evet, Hamar şehrine yaklaştık. Hadi bakalım inşallah birkaç kervan denk gelir. Kervana dalmak da çok iyi bir şey değil ama şimdi sizlerle beraber oynadığım için hızlı bir şekilde para elde edip aslında direkt şeylere de alabiliriz. Kerkide bir gidelim. Hop. Bakayım kim var burada? Kiralı. Yok. Kimse yok burada. Pazar yerine bir gitsek diyeceğim de ne bulabiliriz ki burada? Büyük solak baltalı. Bu ne ya? Acayip bir şeymiş bu ya. Mersi. Yavrum. Evet, bu modda da aynı zamanda o Selçuklu kılıcı ama parası da çok pahalı değilmiş ama param kalmış. 4 ya. 4 akçem kalmış arkadaş. Nasıl bir iştir bu ya? Hadi birkaç kervan dağıtmam lazım. Neyse biraz bekleyelim buralardan. Kervanlara elbet geçecek. Aslında gidip hemen bakabilirdim ya. Lonca başkanına bir sormak lazımdı. Hah. Gel bakalım. Ankara'ya gidiyorsun sen ha. Vay yavrum vay. İzin aldın mı da gidiyorsun. Gel bakalım senin ağzına. Bakalım neyi varmış. Kervanbaşı, muhafız, avcı, yaya. Ya tam dandik ya. Bunun ağzını yüzünü dağıtırız şimdi. Bir de asker açısından da fazla fark yok diyebiliriz aslında ama 9 kişi. Bir de ben varım ya şimdi. 20 kişi fark var ya burada. Hadi bakayım. 2.8, 2.7. Tabi bu kadar şimdi bayağı uzun sürecek bunu yakalamak ya. Hadi bakalım amele. Senden bir şey istiyorsun. Şunun tipine bak ya. Şundan böyle bir kervan başı mı olur la? Tipe bak arkadaş. Görsen gece görsen korkarsın yani. Evet, soygun. Tabii ki de bir soygun bir yeğen. Hadi bakalım. Beni izle. Yakındır.
Bir vuralım. Buradan gelecekler. Yakın dur. Ateş serbest. Hücuma hazır. Allah! Geber. Allahu ekber. Ah be, vurduk. Vallahi bizimkiler dağıtmış bunları ya. Geberim be. Allah! Of of of. Mızrak yedim mi vallahi sağlam zarar alıyorsun ya. Mızrak çok sağlam zarar veriyor. Sen bana mızrak mı atan? Uf lan, mızrağı yedik yeminle. Çok çok fena, çok fena hasar aldık. Aman mızrak yemeyelim. Gebertin şunları gençler. Hadi oğlanlar. Sana yardım edelim ya. Sen of lan, headshot yediler yeminle. Lan bu oğlanlar çok sağlam lan. Hem ok atıyor hem de dalıyorlar ya. Çok acayip güzel ya. En dandik askeri bir de Osmanlıların sağlam oluyor ya. Hey yavrum hey ya. 10 nam kazandık bu ara. Yuvarlak kalkan. Evet bakayım. Bayrağımız. Ya yavrum vay. Evet coştum ya. Hakikaten çok süper oldu bu. Evet bakalım. Mehter buyuruyoruz. Evet. Ya şarap. İşlenmiş deri. Sarranit kılıcı. Dım yine Fatih ile Süleyman'ı muraladı. Bambu mızrağı. Silah erimi 200 mü? Yuh. Neyse bir giyelim bunu ya. Beleş mal. Sağlamdır. Evet. Zırh kaskımızı da giydik. Pasta sarhani de ihtiyacımız yok. Çöl sarı. Evet. Hasılat çok sağlam değil işin gerçeği. Ben daha çok bekliyordum. 324 akçe kazandık. O güzel. 34 hepsi. Şimdi başı bozuk. Ben böyle bir isim görmedim ya. Başı bozuk. Hangi asker şeyi bölümü başı bozuk bölümü falan. O para kalmamış ya, tüy. Çok harcamasaydık. Evet deliler olsun. Bayağı bir deli yaptık. Şunun tipine bakın arkadaşlar ya. Şunun tipe bak ya. Başı bozuk, ismine bak bir de. Evet. Hadi inşallah bir kervan daha gelir. Ya bakmam lazım hakikaten. İlk önce bir hangi ülkeler kimlerle dalaşıyor falan bilmem lazım ki, kervanların geçtiği yerleri biliyoruz çünkü. Az çok. Ateşkes, ateşkes, ateşkes. Rodok'la savaşıyor Sarenit. Hep klasiktir zaten. Rodok'la her zaman savaşır Sarenit. Vaygir Krallığı da Kergit'le savaşır genelde. Bakalım Kergit'le arası nasıl? Herkesle ateşkes. Nord Krallığı ile savaştaymış. Buradan çok 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 şeye gitmeyecek anlaşılan. Bir Kergit'ten gitse bile bu yerden geçer. Ama tabi buradan geçerler ya. Birkaç tane geçerler buradan. Bekleyeceğiz artık, ne yapacak bir şey yok. Buradan da geçerler. Bakalım artık. Kervan bekleyeceğiz burada. Kamp yapalım bakalım. Ha şuna bak ya. Uykum da geldi bu ara. Bir dakika. Diplomasi tercihim. Allah Allah. Kampı ateşimizi de kurduk. Artık gelen kervanları... Dur la sen. Vaya gir. Dal gitsin. Durukba şehrine mesafe var ya, evet. Allah Allah, hasılat inşallah sağlamdır. Nerede lan bu?
Nereye kaçtı lan bu? Lan ben de dedim Cemiyet Kalesi'ne mi girdi? Ki öyle bir şey olamaz. Lan önümden yok oldu be. Allah Allah. Bir de karanlık oldu. Tam eksiktin şimdi ha. Hakikaten. O kadar hızlı mıydı ya? Uçtu gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaçırdık kervanı yeminle ya. Böyle bir şey mi olur ya? Kervan kaçar mı hiç ya? Biz boşuna bekledik şimdi yani. Neyse askerlerimizi terfi ettik bayağı. Evet evet. Ahanda. Daha sak mı buna ya? Bakıyorum. Çok kaliteli şeyi yok yani. Memlük 4 tane var ama olsa aram onlar. Onlar bayağı bir hasar verir bize yani. Allah! Evet. Burada biraz daha beklemeye devam edelim. Fakat arkadaşlar 25 dakikamızı geçtik sanırım. Yani büyük bir ihtimal hatta 26-27'dir şu an. Ana bismillah. Orada bir kervan geçti galiba ama geç kaldık. Ya döveceğim ben bunları yeminle ya. Önümden kervan kaçıyor ya. Böyle bir şey olur mu? Olmamalı. Evet dediğim gibi. Ana bismillah iki tane emine valla. Hadi sizle bunu dalmadan. Neyse yoksa bırakayım mı burada? Hadi bırakayım ya. Bir dahaki bölümde dalacağız bunlara. Evet arkadaşlar dediğim gibi bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Biliyorum halisiz biraz tuhaf ama. Gene siz yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi mi oldu kötü mü oldu ona göre devam çekeceğim çünkü. Yani yoksa çekmeyebilirim. Halil'le beraber çekebileceğimiz çok oyunlar var. Dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda abone olanlar da lütfen videoları paylaşsın. Sadece Mount & Blade değil. İşte Let's Play'imizi, Pixelmon, şu bu hepsini paylaşın arkadaşlar ki kitlemiz çoğalsın. Kitlemiz ne kadar çoğalırsa onu da burada açıklayayım. Yani bizim abone sayımız ne kadar çoğalırsa, videolara tıklanma sayısı ne kadar çoğalırsa bizim oynayacağımız oyun çeşitleri o kadar artacak. O nispette artacak yani. Yani düşünüyorum eğer böyle 2000-3000 abonemiz olsa video başı ilk günde videoyu koyduğumuz zaman da 500 bin tıklanma olsa ben yani rahat 10 oyun daha üstüne çekerim yani her gün 3'er 4'er videoda koyabiliriz Halil'e. Fakat dediğim gibi şu an kitle az olduğu için 1-2 video ile yetiniyoruz günlük. Dediğim gibi bizlere yardımcı olursanız çok seviniriz. Ve Ukap Gaming'den selamlarla deyip sizlere hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Mount & Blade'in 3. bölümünde görüşme dileğiyle.